Şimdi söz sırası Van Milletvekilimiz Adem Gevere'ye aittir. Sayın Gevere, süreniz 10 dakika. Buyurun. Değerli Başkan, saygıdeğer vekiller, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, biz de gerçekten parti grubumuz adına olağan olarak halkımızın bize verdiği sorumluluk temelinde bütçe görüşmeleriyle ilgili kendi partimizin düşüncelerini ayrıntılı bir şekilde belirtmek isterdik. Ama maalesef mecliste her gün yaşadığımız bu darbe ve maalesef linç operasyonları bizim bütçedeki niceliksel değerlere ve istatistik rakamlardan önce adalete, hakka ve hukuka atıf yapmamız gerektiğini tekrar bize hatırlatmaktadır. Bunları söylerken elbette ki ben bir parti kimliğiyle konuşuyorum ama emin olun vicdan ve adalet bütün siyasal politik görüşlerin üstündedir, ideolojilerin üstündedir. Ve nitekim eğer burada biraz sonra zikredeceğim ifadeye hepiniz katılmıyorsanız siz de bana hak vereceksiniz. Ve kesinlikle karşı çıkıp tabii ki beni yanlı tutum aldığımı söyleyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir milletin tarihini belirleyen değerler bütün yasaların anayasaların üzerindedir diyordu. Ve nitekim buna özellikle atıf yaptığı en yakın yasa ve anayasa 12 Eylül Junta Anayasası'ydı. Nitekim bu 12 Eylül Junta Anayasası yüzünden bugün vekiller içeride, vekiller burada söz hakkından mahrum bırakılmakta. Kendi değerleri ve halkın, milletin ortak değerlerine yaptıkları atıflar, tanımlamalardan dolayı maalesef parayla cezalandırılmaktadır. Bu utanç bir şeydir. Utanç duyulacak bir şeydir. İnsanlar maddi değerleri ile sınanmakta, halkın verdiği sorumluluk ve o sorumluluk karşısında aldığı ana sütü kadar helal hakkı ve hukukuyla sınanmaktadır. Bu meclise saygı duyuyorum ama bu karara alınan bu karara saygı duymuyorum. Bu kararda emeği geçen maalesef zihin dünyasına sahip insanları şiddetle burada protesto ediyor. Bu halkın değerlerine karşı bu kadar mı acımasız ve sorumsuzsunuz? Ben burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı ve seçilmiş bir milletvekili olarak konuşuyorum. Beni buraya gönderen halkın adı Kürt'tür. Ve biraz önce grup başkan vekili de belirtti. Elbette ki Kürtlere saygımız var. Türkiye'de Kürtler yaşıyor ve sizin gibi düşünmesek de değer veriyoruz. İşte Kürdümüz de var, milletvekilimiz de var, bilmem açılımlarımız da var. Peki bu Kürt'ün bir coğrafyası yok mu? Adı Kürdistan değil mi arkadaşlar? Ve nitekim bununla ilgili tekrar belirtmeme gerek yok. Defalarca arkadaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanı ve birçok milletvekili, yazar, aydın, gazeteci, alim belirtmedi mi Kürdistan diye bir coğrafyanın tarihte kimi zaman idari bir federal sisteme dönüştürüldüğü Selçuklar tarafından, Osmanlılar tarafından, hatta meclis kürsüsünde, meclis tutanaklarında Cumhuriyet'in asli unsuru olarak Kürdistan ve Kürt halkından bahsedilmiyor mu? Biz bunları siyasi politik bir politik tartışmaya dönüştürmek için kullanmıyoruz. Bunlar bizim değerlerimizdir. Ve asla bu değerler karşısında pes edeceğimizi bekleyemezsiniz. Bakın burada Kürtçe konuşmam gerekiyordu. Ama maalesef bunu da 100 yıllık bir faşizan rejim tarafından yasaklandığı için halkımın yaşadığı ızdırapları, halkıma reva görülen zulümleri en azından Türkçe anlatma adına maalesef bu utancı burada bir tarafa bırakıp karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Neden ben de sizin gibi rahat konuşamıyorum? Çünkü Türkçeyi kullanamıyorum, ana dilim değil. Bu kadar basit. Bunu isterseniz cezalandırın, mahkum edin, idam edin. Bu bir hakikattir ve nitekim bu hakikatle ilgili Ali Şeriatı'nın belirttiği çok güzel bir cümle var. Bir toplumda adalet yoksa, bir toplumda adalet yoksa o anti-İslami'dir. Kendisi İslami değerlere sahip bir aydın olduğu için söylüyorum. Mecliste de İslam'a ve İslami değerlere hem inanan hem de değer veren milletvekilleri olduğu için söylüyorum.
doğallıktan uzaktır diyor böyle bir adaletsiz toplum. Ve diyor ki bozuktur böyle bir toplum. Ve diyor ki yok olmaya mahkumdur maalesef. Ve son diyor ki evrensel sisteme zıttır arkadaşlar. Bu sadece Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan etnik unsurların, egemen unsurun, siyasi politik bir partinin sorunu değil. Bu insanlığın sorunudur, vicdanlığın sorunudur. Onun için ben gerçekten değer verdiğim, önemsediğimiz bu makama sonsuz bir saygıyla burada konuşuyorum. Ama yakıştırmadığım hiçbir kararı da burada saygıyla karşılamıyorum, karşılamayacağım ve tekrar protesto ediyorum. Herhangi bir milletvekili olabilir. Bu Sayın Osman Baydemir'di dün ama yıllar önce Merve Kavakçı'ydı hatırlıyorsanız. Evet. Ve 28 Şubat'ta benim de ailemin mağduru olduğu bir dönemde sevgili mazlum bacılarım başörtüsünden dolayı zulüm gören bu iktidardan, geçmiş iktidarlardan dolayı zulüm gören o bacılarım ne diyordu? Başörtüsünü kafamdan alabilirsiniz. Bizi mecbur kılabilirsiniz başı açık bir şekilde topluma çıkmaya. Ama bu kalbimizden, bu beynimizden, özgür irademizden asla bu başörtüsünü sökemeyeceksiniz. Aynen ve aynen katıldığım gibi burada da bunları söylüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... Sayın Erdoğan lütfen. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını temsilen burada bulunan bir milletvekili olarak halkımın bütün değerlerini burada temsil ediyorum. İçinde Kürt de var, içinde Kürdistan da var, Kürdistan tarihi de var, Kürdistan tarihinin şanlı İslam tarihi de var. Buyurun bunu içimizden sökün. Bu nedenle arkadaşlar ricamız sizden bu. Bu tür değerleri kaşımayın. Ortak vatan, birlikte ortak bir gelecek perspektifi çerçevesinde halkların ortaklaştığı, bütün unsurların burada birlikte barış vesilesiyle kurmaya çalıştığı bir Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet birlikte yaşanır kılmanın tek bir yolu Ali Şeriat'ın bahsettiği adil bir toplum, adil bir rejim ve bunun devamında özgür bir gelecek kurmanızdır. Aksi takdirde maalesef yüce diye belirttiğimiz ne bir kurum ne bir değer gelecekte ortada kalmayacaktır. Değerli arkadaşlar, birkaç tane bütçe görüşmesiyle ilgili noktaya da atıfta bulunmak istiyorum. Özellikle bölgemle ilgili. Maalesef sınır ticareti yapmak zorunda kalan vatandaşlarımız yeteri kadar yasal güvenceler ve kolaylıklara sahip olmadığından dolayı devletin kaçakçılık olarak tanımladığı kendi sınırlarını aşmak suretiyle birkaç bidon mazot ya da birkaç torba pirinç alıp satmak için canını ortaya koymakta hala. Ve nitekim 2016'ya kadar özellikle de AKP iktidarları döneminde 113 tane vatandaşımız katledilmiştir. Bu sadece Türkiye'de güvenlik güçlerinin katlettiği, sınırda katlettiği insanlar. İran'da ve Irak'ta ve Suriye'dekileri hiç saymıyorum. Ve buna benzer bu trajediler sadece bu dönemde değil, 1943'te biliyorsunuz 33 kurşunla anılan Van'daki köylülerin katledilmesi, Roboski'de 2011'de 36 insanımızın katledilmesi, paramparça edilmesi bunlara yine bir örnek. Siz sınır kaçakçılığını önleme adına bu insanları katledirken millet manda, millet bilmem başka alemlerde özellikle vergi cennetinin olduğu bölgelerde maşallah trilyonları götürüyor, bunun hesabını bile soran yok. 3-5 tane memur bir şekilde yasal boşluklardan istifade ederek ya da kimi işbirlikçi tüccarlarla yolsuzluk yaparken bunlara operasyon yapılıyor ama yapılan operasyondan haberimiz var. Onun dışında sonuçlarından haberimiz yok. Ve nitekim geçen ayda iki defa Van'daki gümrük kapısında yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda açığa çıkan durumun sonucunu hiçbir şekilde öğrenemedik. Soru önergesi verdiğimiz halde. Şimdi bunlara bile çare bulamayan
en tepede yapılan yolsuzlukları ve vergi cennetlerine kaçırılan paraların elbette ki hesabını veremeyecek. Onun için bizim özellikle de gümrük ve ticaretle ilgili halkın mağduriyetini gidermek istiyorsak önce bu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önünü almak, daha sonra eşit, adil, paylaşımcı bir ticari sistemle halkımıza daha müreffeh bir gelecek ancak sağlamamız da mümkündür. Aksi takdirde teşekkür ederim Sayın Geveri.